Ben Hatice Avşar'ım. Yahalı doğumluyum. Ev hanımıyım. Ondan sonra Mia hayvancılığına uğraştık. Hocam da bek hastaydı. 7 çocuk annesiyim. Ondan sonra Mia kocamın bir geliri yoktu. Çocukluğu işte kız arkadaşlarımla keren oynardık. Ondan sonra Mia çellik oynardık. Dediğim gibi kovalamaç oynardık. Sinmeç oynardık. Biz ona sinmeç dedik. Birimiz siner aramaya giderdik. Gözümüz bağlı. Ondan sonra Mia böyle kaçardık, mela oynardık. Sen vuruldun derdi, o arada sıyırtmaya vururduk ama öyle top oynardık işte. Öyle günlerimiz geldi geçti. Ne çocukluğumu biliyorum, ne koca olduğumu biliyorum. İşten evimi temizlerdim. Ondan sonra Mia çamaşırı makineye atardım. Bir zaman elimizde yıkadık. Bunlar yeni çıktı daha. Biz televizyon, makine, yer dolabı bilmezdik ki. Canım, kocalığımız böyle geçti. Kurban oldum. Şimdi çok şükür, bin şükür ama da benim günümde o günler gitsin de gelmezsen. Gelmesin o günler. Ne kadar zor günlerim geçti. Sırtımda deste çekti. Döne döne sırtım çocuklu. Vallahi billahi düğen sürdü. O da nasıl geçsin işte, sapı sırtımızdan biriktirirdik. Ondan sonra Mia bir düğen koşardık, döne 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 bir ağaç tahtanın üstüne, taştan diş yaparlardı tahtanın üstüne. Diş vururlardı çekicine, döne döne iki öküzün üstünde sırtım çocuklu çok düğenler sürdüm. Gençliği hiç bilmedim. Öyle işte. Belki nezir günüm geçti. Orağına arpada biçtim. Orağına ekinde biçtim. Fide biçtim. Pırçak derlerdi. Onu da yoldum. Hepsini gördüm. Görmediğim iş kalmadı. Sırtımızla deste biriktirirdik. Yaylalığa giderdik. Sırtımızla odun getirirdik evimize yakak diye. Bir göçümlük yerden suya giderdik, su getirirdik. Vallahi 15 yaşında beni vermiş oldu. Biz gönlünü bilmezdik ki. Aklım ermeden verdi babam. Cap canlı, yalan diyelim. Allah'ım da şahit. Babamız, anam öldüydü zaten. Babam kime verdiyse biz onu aldık. Ondan sonra Mia canım. Böyle gelin olduk biz. Şimdi kim? Oho! Şimdi gelin olmak da iyi, kız yetişmek de iyi. Geçimler de zora binse de şimdi düzen, o güzenden gene iyi. Çalışana yokluk yok. Tamam, doğrusu kriz içindeyiz de. Öyle günlerim geçti benim. 7 tane çocuğum oldu. İşte bu çocuk mağdur oldu. Kalanı da ayakta. Ondan sonra Mia hayvancılığıyla günümüz geçti. Çocuk kocam hastalandı. İşte böyle. Bu da kafayı sallıyor benim her sözüme bak. Rahil Avşar'ın da aklı.
ettim. Yıkıldı böyle. Bir gün geçecek, yarın geçecek. Menendi çatsalığı dediler. Babası da duruyordu daha o vakit. Ondan sonra miye bir yangınına doktor ne bilen olmadı ki. Öyle günümüz geçti. Ya babası götürdü sonradan 2, 3, 4, 5 götürdü de. Tavşan yamaca geçti. Bu yacak yaşlandı. Çok doktora götürdü hocam. Bir hocanın birisi demiş ki, bir kutunun içine demiş, yılanı çörekle öyle yılanı demiş. Onun içine de demiş, sarımsak dikeceğim demiş. Sarımsağı demiş, güvert demiş, yedir demiş, çok faydası olur demiş. Hiçbir faydasını görmedik. O kadar yaptı o babası, kocam. Bir yılan bulduk, hala küçük, ölü. Bir kutunun içine çörekledi, üstüne toprak doldurduk, sarımsak diktik. O kadar, bir hoca demiş öyle, o kadar yedirdik böyle, sarımsağı yedirdik. Hoca iyileşir dedi, sarımsağı yedirin dedi, iyileşmedi. Vallahi nasıl geçti? Böyle işte. Kuyruk tutmacıya giderdi şöyle. Ayağında yemeğini niye almadın beni? Bir tek bunu derdi. Yan gün o göğü lastikleri giyerdi. O modaydı bunun günlerinde. Göğü laylon ayakkabılar. Bu mesle yastıkları, bu tokyalar yeni çıktı. Yeni ortama çıktı. Benim günümde nerede, yiyecek neredeydi, içecek neredeydi bile yavrum. Ben vardım, 76'ya girdim. 76 yaşına girdim, 70, 60 diye. Ben küçük değilim ki. Ne kocadığımı bildim, ne genç olduğumu bildim. İrazilliğine yani. Yanında oturmak istiyorum, ne yersem yediriyorum. Yemediği zaman ardına yastık koyuyorum. Kaşığıyla veririm, yoğurt özerim, geri bardağa koyar, içirahla derim. Bak da içiyor mu? İçine ekmek gevreye doğrarım, yumuşak yumuşak bunu çiğirim. Ondan sonra ya öyle mercimek çorbası bir pişiririm, makarna bir pişiririm, yüğüne koyarım, keleş salçalı, salçasını az katarım, çatalına alır yer. Çayın eliyle içer, ıcık şu sol elini bek kıpratmaz. Ben tesbih çekerim, ben tesbihi çekerken bir oruma gelir, ben namazı kılarken benim tesbihi alır. O arada rahle tesbihimi çekeyim de geri vereyim derim, verir elime. Rahle sana da tesbihim bek çok derim, sana da vereyim derim, veririm. Şu baş parmağıyla şu parmağının arasına kıstırır, sağ eliyle tesbih çeker, ben de görüyor ya. Onu da bu eder böyle. Çorabını giydireyim Rahla derim, giydirttirir. Ondan sonra ya çamaşırını değişeyim Rahla, banyo yettireyim derim, yettirir. Şuraya Rahla dur dedik mi, bana bir vururdu. Ya yün diye bardağı bir yere çalardı. Öbür kırılırdı. Rahla şunu şöyle yedek dedik mi, yün diye yemeye seni de beni de misafir gelirdi. Misafir evime çok geldim gidim eviydi bura. Ayrı da oturtmazdık. Gelirdi şuraya oturdu misafirim. Rahla işte buradan kalk misafirimiz var. Oo, Rahla anlamaz kim? Misafiri ne bilsin Rahla?
hiç anlamazdı. Ya o sineye oturacaktı ya da o siyanın birini dökecekti. Ya kaldırırdık gayrı, şöyle eve oturtturdum, yüne koyardım. Ben de yanına otururdum. Kalan misafirim yanında da oğlanlarımla, kocamla, kızlarımla, misafirimle otururdu. Ben bunun başında orada durur, biz de orada yerdik gayrı. Böyle günlerim geçti bunun yüne. Kule yerleri de şimdi gene zor. Neden dersem, öyle kızım derim. İşte bezini değiştireyim derim. Vakı da bana bir depik vurur. Değiştirmem der. Ey kızım işte ıslanmışsın değiştireyim derim. Zorla değiştiririm. Bezlerken de gene bir depik vurur. Ey kızım ne güzel derim. Sen o ne güzel yaşını değiştireyim. Kuru koyacağım. Ben çay içir ahlam. Su vereyim ahlam. Yanına koyayım suyu. İçmediği teberileri kuhlet korum şuralarına, halle korum şuralarına, o top şekeri boğazına kaçırdır diye korkarım. Daha bir yumuşak şeyler var, paket şöyle ince ince. Adını getiremedim onların da. Hallenin bir küçüğü. İçi kuhlet diye beklemez de içi öyle dondurmalıyı yer. Donmaz da öyle cıvıklıyı yer. Onlardan alırım. Bir almaya yani 20 milyon alırım, korum şu dolaba, vallahi billahi yalan diyelim. Yedikçe yiyirim onları. Ben bunu hiç öteberisiz bırakmam. Şimdi 4 oğlum var. Bu evdeki Rahle bacı der kafasını sıvaşlar. Haydi Rahle bir mahraba der. Onunla mahraba yapar. Bir de güler ona. Memmed'im derim. Rahle'nin gene seni göresi gelmiş derim. Bilir abisini bilir. Ondan sonra Ramazan abisi gelse Rahle anne der. Ona bir güler. Yusuf'um gene. Nurum gene, bir de Nurum var o. Hepsi de ilgilenir. 4 oğlumun 4'ü de ilgilenir. 2 kızım var. İşte bu mağdur. 2 kızım var. Elif gelin gelir, Elif gelin gelir der. Ona da öğrendik. Ondan sonra ne? Dilber gelin gelir demeyiyor bak.
Rahla Dilber çağırıyor dedim mi, Dilinay da geliyor dedim. Bir de ufak yolda kızı var, onu yine sevişirler. O yani dezde dezde değil, karhasını tutar şeyle, onu sever, Dilinay'ı sever. Öyle zamanım geliyor, geçiyor. Dilberim de bakar, bakar Dilberim. Gıcık Elif hastalar, Elif hastalar. Elif de baktı, günler oldu, o da baktı. O da baktı. Köründen gelmem, Elif de baktı. Evinde de evlendim, Elif'in de evinde evlendim. Bir günün birinde ameliyat oldum. O vakit gelin bakıyordu, oğlumun biri bakıyordu gelinine. Geldim, bunu delettim yanıma. Kızım da baktı. Kızım da bakar. Bakar da Elif Hoca hastalandı, hastalıklı. Olmadım, ben içeri takılamadım. Ya. Ben bunun soluğuna yatıyorum bu evde. Bilemem, bir yere bilemem. Ama kocam evladan çağırır, geldi mi gitti mi gelemem gayrı. Bu vakitte bacılarına, abilerine emanet. Zorluğu da var, zorluğu da var. Birine göre birisini diğer tutmaz. Bazen olur, bazen bir sinir gelir. Bazen bir sinir gelir, beni bir dakika şuraya götürsü bir giderim şöyle. Yalanırsam bak o vakit konuşayım. Ya böyle de günüm geçer. Ama anne gibi kimse bakamaz. Anne, anne. Evlatlarım arasında, tabii onlar da ciğerim de, işte buna birazcık düşkünüm. Bu kendini idare edemediği. Anca bunu diyeyim. Onlar gayrı büs büyür. Ekmeğini nereden olsa çıkarttırır ama bunun aklı bir yere inmiyor. Ya bunun ihtiyacı pek çok. Masrafı da çok. Aldığım maaş bana yetmiyor. Bunun aldığı maaş buna idare etmiyor. Hepsi her yöne denk geliyor. Her şeyi satın almaya çalışıyor. Her şey bahaya çıktı. Ondan sonra mıya bunun geçimleri de zora bindi. Bunun başka benim bir işim yok, gücüm yok, bunun başındayım. İhtiyacım var tabii. Ya, ihtiyacım var. Devletime, milletime de ihtiyacım var. Eden edecek, etmeyene ne diyeyim, ne diyeyim. Elinden gelen edecek, etmeyen de bir şey demiyorum, ne demeye hakkım var. Ben bunu doktora götürüyorum, Kayseri'ye götürüyorum, Kayseri'ye. Benimle götürüyorum, oraya bir hafta, 10 gün doktor... İlaç vereceğim, inne vereceğim diyor. Kızın evini el atıyorum. Engelli arabasını bir katı bunu ziyaret etmeye gelenler bir taksi verecek oldu. Bilmem ne edecek oldu. Yarısını da ben karşılayacağımışım. Ben o devletin karşıladığı paraya yarı ben nereden bulayım da karşılayayım. Aylığımız anca aylığa kavuşuyor. Anca onu da idare etmeyle. Kriz içinde canım. Daha ben bir una da, una da 500 verdim yedim de un aldım. Çoğu çarşıdan bitti de getirtmek kirası hariç. Hastalandığımı taksi tutuyorum. Evimde bir taksim de yok. Tutma beni Yahali'ye götürüyorum. İki defa da Allah'ım şahit Kayseri'nin devlet hastanesinde yatırdım ben bunu. Orada şey vurdular, kan vurdular, mama verdiler. Mamayı yeniye kadar keleş keleş hemşireler adımı aldı. Mamalar tükenirken Yahalı'ya gönderdiler. Yahalı eczanesinden yatırttırırdım. Yahalı eczanesi de Cuma elimi diyorlardı. Neydi onun adını da işte okumuşluğum olmadığından varsam dükkanını bulurum. Yurdunun altında. Buzdağı dükkandan alırım ben. Her ilacımı ondan alırım. Vallahi 4 oğlum var, 2 de kızım var. 4'ün 5, 6'sı da bakmak ister buna. Bakar, hangisi bakarsa. Olmazsa bir ay dönsen alsın baksınlar. Ne diyeyim, hepsi de birinde durmasın. İşte bu kızı gördüm, daha iyi oldum. Buna bakacak kadar Allah'ım yeniden bir can verdi. İyi, bunun ağzının önünde geldim görüyorum. Ömrümü buna adadım, bunun peşindeyim şimdi. Gece yanımda, gündüz yanımda.
Ekini de koyuyorduk, dikini de koyuyorduk. Yaylam da yok, malım da yok, bir şeyim yok. Şuradan bir araba çağırsam, bir komşunun arabasını çağırıp gidiyorum. Yardıma da çok ihtiyacım var. Aldığım aylık yetmiyor bize. Şimdi yalan mı söyleyeyim?